Bulgaristan'da düzenlenen Short Track Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 10 yaşındaki Kocaelili milli sporcu Muhammed Çukan şampiyon oldu. Küçük yaşta büyük bir başarıya imza atan milli sporcu Muhammed Çukan yeni hedefleri için antrenörü Mülki Naz Büyük ile çalışmalarına devam ediyor. Başarılı sporcu Muhammed Çukan, antrenörü Mülki Naz Büyük ve babası Mustafa Çukan ile birlikte çalışmaları takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Çok çalıştım. O işte Bulgaristan'a gidene kadar çok çalıştım. Güzel bir yol kat ettim ve şampiyon oldum. Ben erkeklerde yarıştım. Böyle farklı farklı ülkelerle Bulgaristan, işte İngiltere falan değişiyor böyle. Farklı farklı ülkelerle yarıştık. Güzel bir ortam vardı. İlk başladığımda böyle kenardan tutar tutuna gidiyordum. Böyle halk seansına gelmiştik öylesine işte. Böyle heves etmiştim öyle kaymak için. Sonra birden kurslar başladı. Sonra da lisansım falan çıktı. Sonra da milli sporcu oldum. Babam küçükken bu sporu yapmak istiyormuş, yapamamış. Sonra benim yapmamı istemiş. Sonra işte beni kaydetmiş falan. Ben de bu sporu çok yani severek yapıyorum. Şimdi hedefim 2030'da olimpiyatlara çıkmak. 2030'da olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Bizim buradaki sporcularım hep çoğunluğunu bu gençlik sporunun altyapı kurslarından seçiyoruz. Muhammed Çukan da bu gruplardan seçilen sporculardı. İlk gözüme çarpan sporculardı. Burada yetenek sporcu arıyoruz. Yetenek sporcuları bulduğumuz zaman onları bırakmıyoruz. 5 yıldır Muhammed Çukan'la çalışıyoruz. Buralara kadar geleceğini tabii tahmin edebiliyorduk. Daha da ilerisine gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü sistemle güzel bir çalışma içerisindeyiz. Muhammed buz patenini çok seviyor. Bununla gerçekten çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Muhammed'in algısı çok kuvvetli. Yapabileceklerini ben bile tahmin edemiyordum daha öncesinde. Bu süreç içerisinde birçok birincilik aldı, kürsü gördü. Türkiye birinciliği, Türkiye şampiyonluğu, bunların hepsini tattı, kürsü gördü. Tabii ki gençlik sporun çok büyük emekleri oldu üzerinde. Gençlik sporun yapmış olduğu emekler kayda değer emeklerdi. Çünkü şu anda mesela bir okulda %100 burslu olarak okuyor. Bu da gençlik sporun ona kıymet verdiği bir şeydi. Bunlar evet, hocamız çok iyi. Hocamızla biz başladık ve devam ediyoruz. Hocamızın kattığı çok şey var. Yemesi, içmesi, uyuması, yatması, kalkması, bunların hepsiyle, sporuyla, her şeyle ilgileniyor, her şeyle uğraşıyor. Bunlar bizim için çok değerli.